Herkese merhaba. Bugün 6 Kasım 2020 günlerden cuma. Bir manşet programıyla, bir manşet yayınıyla daha karşınızdayız. Evet, 3 gündür nefesler tutuldu. Amerika'daki seçim, seçim sonucu ne olacak diye bekleniyordu ve artık ibre ilk geceden sonra, ilk gecede Trump lehineydi. İlk geceden sonra hemen ertesi günden itibaren yani 4 Kasım'dan itibaren Biden'ın lehine döndü. Demokratların lehine döndü ve son gelen sonuçlar Henüz resmen ilan edilmese de, resmen açıklanmasa da e, kritik bazı eyaletlerden gelen sonuçlar, Nevada gibi, Pensilvanya gibi, Georgia gibi kritik bazı eyaletlerden gelen sonuçlar Biden'ın arayı kapatarak öne geçtiği ve seçim almayı garantilediği yönünde. Delege yapısı, eyaletler, neden bu kadar gecikti, postayla oy kullanma vs. E, bu detaylara girerek sizi ayrıntılarda boğmak istemiyorum. Hepsinin bir nedeni var. Neden bu seçim bu kadar e, tarihi bir öneme sahip? Neden e, bu kadar sayım sonuçları gecikti? Postayla oy daha ve hiç duymadığımız bir şeydi. Nereden çıktı? Yahu arkadaş Kaliforniya'da oylar bir gecede bitti sayımı da ki Amerika'nın en büyük eyaleti bir ülke nüfusu gibi nüfusu var. 40 milyon nüfusu var yani. İşte efendim Nevada'da niye böyle oldu? Ya da işte efendim e, Texas bitti de Pensilvanya neden bitmedi? Filan gibi bir sürü soru var. Bu soruların hepsine detaylı incelemelerle e, cevap bulabilirsiniz. Ben de burada anlatabilirim ama emin olun detayın detayının detayı ve o detaylara girdiğimizde de çıkamıyoruz. <laughs> Sonuç şu. Sonuç bütün bu varyasyonlar, bütün bu e, örneklemeler, bütün bu sayımlar, mücadeleler neyse, bütün bunların sonucunda son derece yasal işleyen bir sistem olduğu %100 muhakkak ve sonunda da belki 3 güne yayılmış e, sayım e, meselesinin sonunda Demokratlar Biden kazanmış görünüyor. Ama anketler yanıldı. Anketler açık ara Biden'ın kazanacağını, Biden Kamala Harris ikilisinin kazanacağını öngörüyorlardı. Fakat olmadı öyle görülüyor. Trump'ın paylaştığı son e, videolardan biri buydu e, seçimden önce. E, böyle dans ederken bir müzik eşliğinde videosunu paylaşmış ve bunu yayınladı. Kendi Twitter hesabından yayınladı ve o <laughs> görüntülerle e, Trump üzerine bir şeyler söylemek istiyorum. Trump dönemi bitmiş olabilir Amerika'da ama Trump gibi düşünenler hiç de az değil. Ülkenin yarısı. E, sonuçtan bağımsız olarak şunu söylemekte yarar var. E, Amerika'da Trump gibi bir adamın başkan seçilmesi, bunu 4 yıl sürdürmesi, sonra tekrar aday gösterilmesi, favori adaylardan biri olması, e, rakibi Biden'ın e, tüm anketlerde birkaç puan önde gösterilmesine rağmen seçim gecesi gördük, Trump'ın seçilme ihtimalinin bulunması ve neredeyse sanki seçiliyor olması bir demokrasi ayıbı. Bunun altını çizmek gerekiyor. Çünkü Trump demek... E, yükselen ırkçılığın, nefret söyleminin sahibi demekti. Trump demek genel insani değerlerin erozyona uğraması demekti. Trump demek İslamofobi demekti. Trump demek göçmen karşıtlığı demekti ki son gelen e, göçmen yavruları annelerinden babalarından ayırdı ve binlerce yavrunun Amerika'da annesiz babasız, göçmen yavrunun bebenin annesiz babasız olduğu konuşuluyor. Büyük bir skandaldır bu. Trump demek... Seçmen kitlesinin kimi kişisel çıkarlarının evrensel değerlere, demokratik değerlere tercih edilmesi e, demekti e, ve maalesef kamuoyu oluşturma aygıtlarıyla ağır ve yaygın bir propaganda yapıldı ve Trump gibi bir sonuç doğdu 2016 yılında e, ben açıkçası Trump'ın yeniden seçilmesi ihtimali üzerinde ciddi kafa yoruyordum. Çünkü Avrupa demokrasilerindeki sarsıntılar dahil genel gidişata bakarak dünyada baskın popülist eğitimin eğilimin özür dilerim Trump kazanmalı dediğini düşünüyordum. Ondan dolayı da esasen hala temkin elden bırakmıyorum. bir şey olabilir, bir şey dönebilir, mahkemedir, şudur budur ve Acaba ibre Trump'a dönebilir mi diye çok küçüldü bu ihtimal ama böyle bir endişem de yok değil. Bunun bir nedeni de şu: Demokrasi maalesef halkın kendilerini kendini yönetecek isimleri seçmesi rejimi olmaktan çıktı. Demokrasi adeta seçilip halkın önüne konulanların onaylatılmasına döndü. Size bir takım insanlar önünüze koyuyorlar Ahmet, Mehmet, Leyla, Ayşe neyse. Önünüze ve bu insanlardan birini seçmenizi istiyorlar. Peki onu siz mi belirliyorsunuz? Aday belirleme çalışmalarında var mısınız? Yoksunuz. Dolayısıyla Amerika'nın da önüne Joe Biden ve Donald Trump gibi iki isim kondu. Tıpkı bundan 4 sene evvel Hillary Clinton ve Donald Trump isimlerinin konması gibi. Umarım bu seçim tarihin akışına bir çomak sokar ve normalleşme yolunda insanlığa nefes aldırır. Öyle de görülüyor şu anda. Arsızlık saltanatının yıkılması en büyük temenniyim. Esasen bir yönü itibariyle şimdi Donald Trump dans ederken bu görüntüleri de izliyorum ve onun üzerine bir şeyler söylemek istiyorum. Bir yönü itibariyle şu böyle şaklaban şaklaban böyle el kol hareketleriyle bir şeyler yapmaya çalışan ve güya taraftarlarını coşturduğunu düşünen Trump'ın başkanlığı demokrasinin gücüdür esasen. Yani demokrasi samimi demokrat olmayan Trump gibi isimlerin dahi demokrasi yoluyla iktidara gelebildikleri bir yönetim biçimi. Fırsatçı demokratları dahi kulübe katma sanatı bir anlamda demokrasi. Sıkıntı Trump gibi zorbaların tekrar seçilmesi ve demokrasi aracını araçlarını kontrol altına alma alabilme ihtimali. Nedir o araçlar? Yargı. Nedir o araçlar? Medya. Nedir o araçlar? Bürokrasi ve bürokratik bağımsız olması gereken kurumlar. Dolayısıyla Amerika ikinci dönemine izin vermeyerek Trump'ın mühim bir iş yaptı. Amerika'da başkanlık seçimleri iki dönemle sınırlı. Bu Franklin Delano Roosevelt'e kadar böyleydi. İkinci Dünya Savaşı'nda, İkinci Dünya Savaşı şartlarından dolayı Roosevelt dört kere seçildi. Esasen bir gelenek vardı. Amerika'nın ilk kurucu babalarından bu tarafa iki dönemle onlar sınırlı tutmuşlar. Üçüncü dönem aday olmamışlardı. Ve onların kurdukları gelenek yasal anayasal olmasa da uygulanmıştı 2. Dünya Savaşı'na kadar. Roosevelt bunu yıktı ve 4 kere seçildi. Tabi burada kamuoyunun desteği ve onayı da vardı. Onlar dereyi geçerken at değiştirmeyelim 2. Dünya Savaşı geldi. Kapıda Roosevelt gibi deneyimli bir isim bizi ekonomide, ekonomik krizden çıkardı. Şimdi işte efendim savaşa da onunla girelim. Tecrübeli bir başkanla girelim. O bizi sahili selamete çıkarır falan diye bakıyorlardı. Esasen Amerikan kamuoyu yanılmadı. Bana göre doğru da yaptı. Fakat daha sonra anayasayı değiştirdiler ve e, iki dönemle sınırladılar başkanlığı. Bunun nedeni şu. Başkanlar iki dönemden sonra adeta firavunlaşıyor. Güç insanı bozar. Mutlak güç mutlak bir biçimde e, yozlaştırır ve bozar. Bu net bir kaide. İki dönemden sonra Amerikan başkanlarının da bozulacağı, Amerikan başkanlarının da mutlak gücü ele geçirip, demokrasiyi ortadan kaldıracağı, kurumları ortadan kaldıracağı gibi ...bir e, görüşten hareketle ve son derece doğru bir hareketle iki dönemle sınırlandı. Fakat Trump örneği şu. Trump dört yılda kurumları o kadar yıprattı ki... E, ...bir dört yıl daha kalsaydı ortada kurum kalmayabilirdi. Yargısından medyasına, bürokrasisine varıncaya kadar söylüyorum. Herkes yaka silkmeye başlamıştı. Ve Amerika'daki kurumlarda insanlar... Eğer Trump bir daha seçilirse istifa etmeyi düşünüyorlardı. Biz artık bu koşullarda çalışamayız. Düzgün insanlardan bahsediyorum. Demokrat insanlardan bahsediyorum. Dolayısıyla Trump gibi bir modelin ikinci dönemine bile tahammül etmek mümkün değildi. Ondan dolayı Trump'ın ikinci dönem seçilmemesi Amerikan rüyasının belki de bir anlamda son bulmamasına yol açmıştır. Çünkü Amerikan rüyası ciddi yara almıştı. İkinci dönem Trump devam etseydi taş taş üstünde kalmayabilirdi. O anlamda Demokrasi toplumun de, e, tamamının e, demokratik e, demokrat olması şartını gerektirmez. Herkes demokrat olmak zorunda değil. Ancak e, güçlenmesi için demokrat olmayı e, bir fırsat, bir üstünlük haline getirmeniz gerekiyor. Getirmemiz gerekiyor. E, Trump da, da seçime katılabilmeli. Erdoğan veya Erdoğan gibiler de seçime katılabilmeli. Hatta seçilebilmeli. Ancak Demokrasi ideologlarının bu yolla gelen bir otokratın sonra nasıl değiştirileceği konusunda somut bir çözüm ortaya koyması gerekiyor. Maalesef demokrasi ideologları bu çözümü ortaya koyamadı. Bugün ABD'de biraz evvel de söyledim, bütün kurumlar yıprandı. Trump adeta sistemin canına okudu. Ee, ve başta da söyledim, eğer ikinci dönem Trump e, başkan olursa, Amerikan rüyasına elveda demek e, gerekecek. E, benzer bir benim anlattığım konular elbette Türkiye'de hatırınıza geliyor ve acaba Türkiye'de ne olacak falan diyorsunuz. Açıkçası e, yakın zamana kadar yakın zamana kadar AKP e, tabanında Erdoğan her e, sorunu çözer, problemleri halleder gibi bir zihniyet hakimdi ama. E, Ekonomi baş aşağı gidiyor ve artık taban da e, reis e, sorunları çözer falan gibi düşünce şeyinden uzaklaşmış durumda. O kanaatten uzaklaşmış durumda. Sorarım size Erdoğan İstanbul ve Ankara seçimlerini tekrar alabilir mi? Hayır alamaz. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş bir kere daha kazanırlar. Bugün seçim olsa bugün kazanırlar. Yüz kere seçim olsa gene kazanırlar. En büyük korkusu da bu iktidarın son dönemde ben Erdoğan ve Erdoğan avanelerinin gözünü uyku tuttuğunu zannetmiyorum. Demokrasiyi tam anlamıyla rafa kaldırabilmiş olsalardı. Rahat uyurlardı ama Türkiye için hala demokrasinin kırıntıları var diyebiliriz. Türkiye için bir laboratuvar Amerika seçimleri. Mutlaka Erdoğan ve Tayfası geniş bir ekiple. Bu nasıl oldu? Diye inceliyordur. Esasen Türkiye'de sarayın paniklemesinin nedeni bana göre Trump'ın kaybetmesi veya Biden'ın seçilmesi değil. Sarayın paniklemesinin nedeni medyanın mesela Trump'ın konuşmasını kesmesi. Trump şu anda kanıtlanmamış iddialar söylüyor. Biz bu açıklamayı daha fazla veremeyeceğiz deyip dün 5 Kanal birden Trump'ın basın açıklamasını kestiler. CNN, ABC filan gibi deve dişi gibi kurumlar var bunlar arasında. Erdoğan ve saray rejimi Türkiye'de kara kara bunu düşünüyordur. Devran döndüğü anda o gecede sesimiz kesiliyor. Düşünebiliyor musunuz? Yani Fox News'un bile son günlerdeki yayınları ki Trump yanlısı olmakla biliniyor. Trump'ı kızdırıyor ve Trump oğulları Fox'un patronlarını arıyorlar. Ne yapıyorsunuz siz diye. Bir bu. İkincisi partisi yalnız bıraktı Trump'ı. Cumhuriyetçiler Trump'a destek vermediler. Ve Trump'ın oğulları tweet attılar. Cumhuriyetçi Parti neredesiniz? Filan lider, fişmekan lider neredesiniz? Parti liderleri de ortadan kayboldu. Partisi yalnız bıraktı. Erdoğan'ın en büyük korkusu da bu. Devran döndüğü anda parti, partiden sağa sola baktığında bana sahip çıksın diyebileceği insan da yok. Bir üçüncüsü, insanları Trump sayımları durdurmak için oy merkezlerine yönlendirdi. Bazı cılız protestolar dışında bundan da sonuç alamadı. Ve Biden Kamala Harris tayfası sakinlik sabır tavsiye etti ve tam olarak e, kazandıklarının zaferlerinin netleşme yani kazandıkları zaferleri netleşmeden sahaya çıkmak bunu ilan etmek istemiyorlar. Bu anlamda da oyunu bozuldu Trump'ın. Yani sahayı terörize edemedi. Erdoğan ve saray avaneleri bu konuda da düşünmek zorundalar. Tüm kurumlar kendi partisi ve partilisi dahil... Yasal olmayan oy yok. Sana ne oluyor Trump demeye başladılar Trump'a. Erdoğan'ın bu konuda gerçekten düşünmesi gerekiyor. Ve e, bir anda daha önce hiç Trump aleyhine tek kelime etmemiş insanlar dahi adeta şakımaya başladılar. Herkes e, cesaret bulaşıcıdır derken derler ya ben biliyorum yani yerli yabancı bir süre hesap Amerika'da oturanlar falan müthiş bir böyle şey geldi. Cesaret geldi falan. Daha evvel tek kelime etmemiş insanlar saydırmaya başlamışlar. Bir tek <laughs> Amerika'nın sesinde çalışan e, Türkler'de bir şey var. O, oradakiler bekliyorlar hala. Çünkü Amerika'nın sesi, Voice of America'yı Trump adamları ele geçirdiler. Onlar hala Trump gitti mi gitmedi mi <laughs> emin değiliz. Bir gitsin de öyle bakalım diyorlar ama biliyorum onlar da çok dolu. Ve e, Biden kazanırsa onlar da eteklerindeki taşları dökecekler. Bir diğer konu da şu, Twitter başta sosyal ağlar mesajları engelledi. Bu konuda şöyle düşünebilirsiniz ya arkadaş, sosyal ağlar ne bu yani zabıtalık yapıyor, ne jandarmalık yapıyor? Yani e, niye kesiyorsun? İşte yok seçimi manipüle ediyorsun, yok verdiğin do bilgiler doğru değil. Yani tam yani neye göre doğru, neye göre yanlış? Bir açıdan haklısınız, sosyal ağlar mesajlara sansür koymamalı. Hele. E, Sosyal ağların kendi doğrusu olmamalı. Adam bir şey söylüyor. Yani bunu senin check etme, denetleme veya doğru olup olmadığını şey yapma hakkında yok. Fakat elbette siyasallaştı her şey. Twitter başta olmak üzere. Ve daha önceki eleştirilerden de hareketle Trump'a da karşılar seçim manipülasyonu olabilecek doğruluğu kanıtlanmamış tweetleri veya mesajları blokladılar. Ya da üzerine uyarı koydular dedi der ki bu mesaj böyle böyle bir güvenlik sorunu içeriyor ama isterseniz gene mesaja bakabilirsiniz. Mesajı silmediler ama mesajın üstüne uyarı koydular mesajı okumanız için bir ikinci tık daha yapmanız gerekti Twitter'da. Erdoğan ve saray avaneleri bunu da görüyorlardır. Yani biraz evvel e, deminden beri maddeleri sıralıyorum Erdoğan'ı korkutan veya saray avanelerini telaşlandıran ne? Dördüncü veya beşinci maddeye geldik bu. Yani her şey ve her şey bir anda sizin aleyhinize dönebiliyor bir gecede ve siz ee, buna bakıyorsunuz şu anda. Yani Türkiye liderliği yani medya, parti, güvendiğimiz insanlar anında dönüyor. Yarın bizim de hafif ayağımız tökezlese benzeri başımıza gelebilir diye muazzam bir paniktedir diye düşünüyorum. Nasıl önlem alacağını düşünüyordur. Fakat buna önlem alamazsınız. Böyle bir dünya var artık. Böyle bir dünya var ve buna önlem alamazsınız. Ee, Trump gittiği için seviniyorum. Yanlış bir adamdı, kötü bir adamdı. Akıl sağlığı sorunlu, narsist, kendinden başkasını düşünmeyen, bu uğurda her şeyi yakabilecek bir adamdı. Her şeyi yapabilecek bir adamdı. Uzak durulması gereken biriydi. Bırak ülke yönetimi vermeyi, Trump'a iki kuzu bile emanet edilmeyecek, köyünüze muhtar yapmayacağınız bir tipti. Şimdi gitti gidiyor belli ki. Biden, Joe Biden, Kamala Harris. Bilmiyorum, çok tanımıyorum. Obama tüm ağırlığını koydu seçime ve dedi ki beden diliyle adeta Biden'ı seçin, onu yalnız bırakmayacağım. Elbette Obama döneminde Biden başkan yardımcısıydı ve Biden 50 yıla yakın bir artık politika deneyimi var. Çok şeyi biliyor, Türkiye'yi de biliyor. Ancak arada bir 4 yıllık Trump tahribatı var. Yeni dönemde muazzam belirsizlikler var. Ve elbette Covid-19, Biden ve Kamala Harris nasıl çıkacak işin içinden bakacağız. Bekleyip göreceğiz, izleyeceğiz. Başarırlarsa Kamala Harris ilk kadın başkan olacaktır. Joe Biden'ın ikinci bir dönemi olacağını zannetmiyorum. Bunu da not olarak düşeyim. Evet. Beyaz Saray düştü ya Ak Saray. Uzun konuştum belki ama bütün bunların hepsinin söylenmesi, konuşulması icap ediyordu. Gazete manşetlerine geçmeden, gazete manşetleriyle genel algı ne? Atılan bazı tweetler eşliğinde bunu ekranlara getirmeye çalışacağım. Bu New Yorker'ın kapağı Trump'ı çizmiş. İlk yarısı Trump'ı işte bir... Takım elbise başkanlık ofisinde gösteriyor. Oval ofiste gösteriyor. İkinci yarısı ise bir hapishane kostümü ve Trump'ı bir hücrede gösteriyor. Trump hakkında o onlarca dava var, onlarca soruşturma var. Ve başkanlıktan indiğinde dokunulmazlığı kalktığında hepsiyle yüzleşecek ve kolay halledeceği konularda değil, suça bulaşmış, boğazına kadar suça bulaşmış bir isimdir Donald Trump. Bu da İngiliz e, Daily Mail'de galiba çıkan bir karikatür. Trump gidiyor, özgürlük heykelini de almış götürüyor ama özgürlük heykeli diyor ki sen gidiyorsun ben burada kalıyorum. Evet, Evet özgürlük heykeli itiraz ediyor Trump'a. Bu karşılaştırmalı grafikte Maviler e, Demokrat Parti, Kırmızılar Cumhuriyetçi Parti e, fakat kadınların seçimdeki rolünü göstermesi açısından çarpıcı soldaki kadın oylar. Sağdaki erkek oylar. Aradaki farkı görebiliyor musunuz? Kadın oylar sonucu belirlemiş. Erkekler ağırlıklı olarak Trump'a vermiş. Kadınlar erkeklerin üzerine yürüyebilir. <laughs> Biden'ın zafer kutlamaları bittikten sonra. Çok net yani. Bakın, kadın oylar erkek oylar. Evet başta da biraz önce de söyledim. Joe Biden Kamala Harris dönemi hayırlı uğurlu olsun. Bu fotoğraf çok çarpıcı bir fotoğraf. Joe Biden Kamala Harris başkan yardımcısı olarak anons ettiği gün çekilen fotoğraf. İkisi birbirine sevgiyle bakıyorlar. Esasen Demokrat Parti'den başkan adayıyla konusunda rakiplerdi ve birbirleri hakkında söylemedikleri laflar kalmamıştı ama siyaset böyledir. Düşmanımın düşmanı dostumdur falan gibi veya işte ee, dostumun düşmanı, düşmanımın dostu falan gibi bir şey. Ortak düşmanları, Donald Trump'ta ortak düşmanları Cumhuriyetçilerdi ve bir araya geldiler. Kamala Harris e, 50'li yaşlarda ve e, yani e, Madam Vice President ve hemen ardından da Madam President dönemi geliyor gibi başta da söyledim. Joe Biden'ın bir dönemden sonra ikinci döneme devam edeceğine, edebileceğine ihtimal vermiyorum. Ciddi bir performans ortaya koyarlarsa ilk kadın başkan yardımcısı ve ilk kadın başkanla tanışacak dünya ve Amerika tabii. Anadolu Ajansı derhal dönmüş. ABD kongre üyesi işte Biden Türkiye'nin önemini çok iyi biliyor falan demiş. Dönerler bunlar. Trump gider, Biden gelir, öbürü gider, başkası gelir. Bu fotoğraf çok güzel, samimi bir fotoğraf. Bir arabanın penceresinden çekilmiş. Joe Biden ve Kamala Harris'i gösteriyor. Kamala Harris'in kişisel blogunda yayınlanmış bir fotoğraf. Sevimli. Bakalım dönemleri boyunca da böyle gülecekler mi? Gerçekten izle izlemedeyiz, beklemedeyiz. Bu dönemki performansları son derece belirleyici. Başarırlarsa devam ederler. Normalleşme devam eder. Başaramazlarsa Trump zihniyeti farklı bir Trump'la... 2024'ten itibaren yoluna devam eder. Çok net. Trump gitmiş olabilir ama Amerika'da Trump gibi düşünen %50 var. Bunu akıldan uzak tutmamak gerekiyor. Bu basın ofisinde Trump'ın dün yaptığı açıklamadan ayrılırken çekilmiş bir fotoğraf. Zaten beden dili çok net gösteriyor. Yıkılmış durumda. Bitik bir başkan var yani da görüyorsunuz. Bitik bir başkan var. Kazandık. Muhteşem bir zafer elde ettik. Aldık vesaire filan diyor ama işte beden dili öyle söylemiyor yani. Beden dili öyle söylemiyor. Bu da bir AP'den fotoğraf, Associated Press ajansından. Trump basın açıklaması yaparken çekilmiş exit'i, çıkışı gösteriyor. Güzel bir fotoğraf. Günün anlam ve önemine uygun. Bu da CNN'den çekilmiş bir kare. CNN, Trump'ın basın açıklaması devam ederken şöyle yazdı altyazıda. Hiçbir kanıt göstermeden aldatıldığını, seçimlerde hile yapıldığını anlatıyor. Alttaki yazının Türkçe meali bu. Hiçbir kanıt göstermeden aldatıldığını, seçimlerde hile yapıldığını anlatıyor Trump. Evet, medya çok önemli. Medya gerçekten çok önemli. Türk basınına bakmaya başlayalım yavaş yavaş. Karar e, gazetesi dediğini yaptı demiş. E, seçimlerden haftalar önce yenilgiyi kabul etmeyeceğini sinyallerini veren e, Trump rakibi Biden öne geçince hile var diyerek kritik eyaletlerde mahkemeye gitti. Kavgasız e, bırakmam yaklaşımı sokağa da ısıttı. Bir eyalette oyları sayın, bir başka eyalette ise sayımı durdurun protestosu yapan Trump taraftarları otomatik silahlarla seçim merkezlerini basıp gövde gösterisi yaptı diyor. Akit gazetesi sürmanşetten batıda demokrasinin sadece adı var demiş. Yeni mesaj bir el Biden diyor demiş. Bir el Biden diyor. Evet. Trump'ın ne kadar çok alıcısı varmış görüyor musunuz? Aydınlık. Biden Türkiye'ye diş gösteriyor. Bir de şöyle bir taraf var. Yani siz ne yazarsanız yazın Amerika'da bir şey oluyor ya. Bunu değiştirme sonucu etki etme şansınız yok yani oradaki bir avuç Hispanik bunu belirleyebiliyor ama sizin <laughs> böyle bir yani 80 bin doluk Türkiye işte höykürüp durun yani. Mektuptan Joe Biden'a tulum çıktı demiş akşam gazetesi. O, bu gazete de aklınca e, mektuptan gelen, postadan gelen oyları itibarsızlaştırmaya çalışıyor. Cumhuriyet gerilimli seçimde Biden zafere yakın. Trump'ın rüşvet paketi kızdırdı kutusu çok dikkat çekici. Aynı şeyler oluyor esasen. İki video kaydı ülkede gündem oldu diyor. Trump'ın gönderdiği gıda paketine bir seçme inanabiliyor musunuz? Bana ona oy vermem için bana rüşvet gönderdi diye isyan etmiş. Trump provoke ediyor. Halk sokakta. Evrensel'in başlığı. Trump çamura yatıyor ki en doğru başlıklardan biri gazete pencerenin. Buradan korona gündemine geçelim. Aile hekimleri salgındaki hızlanmanın ardından isyanda. Gelde çık bu hesabın içinden vaka sayıları açıklanmıyor ama sadece aile hekimlerinin evde takip ettikleri hasta sayısı bile vakaların nasıl katlanarak arttığını ortaya koyuyor. Hekimler artık hekimlik yapamadığından şikayetçi. Elmas Topçu paylaşmış. Almanya Dışişleri Bakanlığı 9 Kasım itibariyle bütün Türkiye'nin korona risk bölgesi ilan edildiğini duyurmuş. Gerekçe olarak da vaka sayılarının tamamının değil, sadece hasta rakamlarının açıklanmasını göstermiş. Türkiye hakkında bir değerlendirme yapmak için sağlam veri yok diyor. Bir gün manşetten korona'nın insafına kaldık. Salgın kontrolden çıkmak üzere Avrupa ülkeleri birer birer kapanırken iktidar geçici önlemlerle günü kurtarma derdinde. Agos manşetten salgında en fazla kaybı Ekim'de verdik demiş ki bunlar daha iyi günler. Yeni Birlik yerli aşıda ilk doz Erciyes Üniversitesi'nde COVID-19'a karşı geliştirilen Erukov vak aşı adayının ilk dozu bir gönüllüye uygulandı demiş. Ee, yeni Birlik manşetten görmüş ama diğer gazetelerin birinci sayfalarında ya yok ya da iç sayfalarda enteresan. Daha evvel aşıyı müjdeleyen yerli Necip Basın maalesef aşı haberlerini görmemiş bu defa. Güvenmiyorlar mı, inanmıyorlar mı bilmiyorum. Karar. Depreme geçtik. Kurtarmayla değil önlemle övünelim demiş ki çok doğru. Hükümet görüyorsunuz işte Sağlık Bakanı da kurtarılan çocukları ziyaret ederek falan şov yapma derdinde. Ayda Elif kurtuldular. Allah bağışlasın onları. Fakat mesele bu değil. Mesele ne? Geliyor gazete kupürleri. Milliyet yıkılacağı 11 yıl önce belliymiş. İzmir'de depremin yıktığı bölgede yapılan incelemede 1490 binadan yalnızca 39'u iyi durumda çıkmış. Sadece İzmir mi? Utanın be. İstanbul'a gidelim semt semt bakalım. SOS diyor posta. Son deprem İzmir'de yıkılan çürük binalardan Türkiye'de binlerce olduğunu bir kez daha hatırlattı. Binlerce değil, yüz binlerce. Özellikle büyük kentler alarm veriyor. Aynı acıları yaşamamak için bir an önce harekete geçmek gerek. Depremden kurtulan burada toplanacak. Sözcüden getirdik. Kilometre kareye 3000 kişinin düştüğü İstanbul'da depremden sonra gidilecek 1876 adet nokta belirlenmiş ama çoğuna gitmek cesaret ister diyor. Toplanma alanına bakar mısınız? Gel de burada dur. <laughs> o müteahhitler ke kelepçeyi yedi. Hürriyetin manşeti. İyi tamam dağılabiliriz o zaman öyle mi? İzmir depreminde yıkılan binaları müteahhitleri çıkarıldıkları bahkemelce tutuklanmışlar. 114 ölümden sorumlu tutulan şüphelilerin hepsi kendilerini aynı yalanla savunmuşlar filan. Veli Göçeri de tutuklanmıştı Büyük Marmara depreminden sonra. Sonra ne oldu? Yani günah keçisi arıyoruz. E aldık tutukladık bitti hadi dağılabiliriz. Acil önlem şart bir günün manşeti zemin ve binalar kötü birinci sayfası özür dilerim manşet koronaydı. Zemin ve binalar kötü stok yapı stoku kalitesiz İtü İzmir'i vuran depreme ilişkin rapor hazırlamış. Bunları söylemiş. Tabutta yaşam diyor akşam. İstanbul Kartal Bakırköy Beylikdüzü yıkılmak üzere olan biri mühürlü 3 binada insanlar ölümle burun buruna yaşıyor. Zannedersin ki olay Kartal Bakırköy ve Beylikdüzü'nde yıkılmak üzere olan biri mühürlü 3 binayla sınırlı. Tabutta yaşam. Cumhuriyet 18 yıllık suçu örtme telaşı manşetiyle çıkmış. Depreme karşı hiçbir hazırlık yapmayan Erdoğan iktidarı CHP'yi suçladı. Sorumluluğu yurttaşa yıktı. Sorun ne 18 yıllık ne 36 yıllık ne de 180 yıllık. Sorun kadim yani. Yani mesele yani onlar CHP'ye yıkıyorlar. Sen de AKP'ye yıktın bitti. Yani bir de sorumlu alan arama telaşından da çıkalım yani. Ya öleceğiz yahu. Yakınlarımız ölecek biz ölmesek bile. Yeni Asya dönüşüm rant değil afet odaklı olmalı. Olmalı meli malı. Dönüştürmemiz gereken 6.7 milyon konut var demiş Erdoğan. 94'ten beri Türkiye'yi yönetiyor. Önce İstanbul'u ardından Türkiye'yi. 26 yıldır ortada bu insan. Şalom deprem değil ihmal öldürüyor. İşte Erdoğan da CHP'yi bir de o kadar tuhaflar ki yani 80 sene öncesine gidiyorlar. 1939'a gitmiş Erdoğan. Er, Erzincan depreminde 33 bin vatandaşımız rahmetli olmuştu. Şu anda CHP'nin sözcüsünün dedesi de o zaman İçişleri Bakanıydı. E CHP sözcüsünü linç edelim, üstünde tepinelim. Bitti gitti. Bak şimdi bu haberi Hürriyet'ten getiriyorum. Çevre Şehircilik Bakanı demiş ki ismi lazım değil. 34 bin 72 binada 210 bin bağımsız bölümde hasar tespit çalışmalarını tamamladık. Ağır hasarlı, acil yıkılacak bina sayımız 231. Bunlar 3924 bağımsız bölümden oluşuyor. 1834 az hasarlı, 251 orta hasarlı binamız var. Bu çerçevede 12 binamızın yıkımlarını tamamladık diyor. Fotoğrafta da zaten bir vinç e, neyse işte bir iş makinası bir binayı yıkarken görülüyor. Devlet her şeyi biliyor esasen her şeyi biliyor. Kaç bina var, kaçında hasar var, kaçı depreme dayanıklı, kaçı yıkılmalı, kaçı elden geçmeli, kaçında insanlar hemen tahliye edilmeli. Bak hemen birkaç gün içerisinde çıkartıyor ortaya. Hepsini biliyor. Devlet. Ama yapmıyor. Tabutta yaşıyoruz demiş. Kartal'ın Rıza Beyleri. İstanbul Kartal Gümüşpınar Mahallesi 10.000 metrekarelik alana 40 yıl önce lojman olarak inşa edilen 10 bloktan oluşan 100 dairede oturanlar binaların bir kısmına karot testi yapıldığını, yapıların çürük olduğunun tespit edildiğini söylemişler. Bloklardan biri belediye tarafından mühürlenmiş. Bazı vatandaşlar binaları terk etmiş fakat maddi imkanı bulunmayanlarsa hala riskli binalarda yaşamaya devam ediyormuş. Latif, Latif Demirci karikatürü hürriyetten arama kurtarma bitti amca. Bu müteahhit tespit köpeği bulacağız inşallah hepsini. Tamam da Latif baba, yani müteahhitleri bulunca bitiyor mu? Sineklerle uğraşmayın, bataklığı kurutmak gerekiyor. Elbette o müteahhitler hakkında gereği de yapılsın. Ama dediğim gibi detay yani. Profesör Doktor Naci Görür arkadaşlar bir harita paylaşmış ve üzerine şu notu düşmüş. Arkadaşlar geçen gün Marmara'da olan üçlük depremin yerini görüyorsunuz. Kilitli fay üzerinde. Bu tür kilitli zonlarda plastik deformasyon ve çok küçük kayma sonucu böyle depremler olur. Bunlar enerji azaltmaz. Aksine kilitli zona az da olsa enerji transfer eder. Sevgilerimle diyor. Bak, kilitli zona enerji transfer eden üç büyüklüğündeki depremin yeri şu noktayla işaretlediği yer. Hemen Silivri'nin avcıların güneyi. Yani Marmara Ereğlisi mi var bunun kuzeyinde? Tam olarak haritaya bakmak lazım. Ama avcılara, Silivri'ye, küçük çekmeceye, büyük çekmeceye yakın bir bölge. de oradan geçen faya bir enerji yüklemiş. Ve bu noktada büyük bir deprem olasılığı gittikçe küçülüyor. Yani olasılığı zaman çok daraldı, olasılık çok yükseldi. Zaman küçüldü artık. 30 sene diyorlardı ve o zaman artık birkaç yıla kadar indi. Her an eli kullandı. Bırak güçlendirmeyi derhal tahliyelerin başlaması gerekiyor. Riskli binaların tespit edilip. Ama diyeceksiniz ki vatandaşın imkanı yok ne yapsın? Tabutta yaşamayacak. Ekonomiye geçtik sözcü köprüler yaptırdım geçmeden ödemeye. Dolarla işimiz yok ama dolar çıktığı için köprü müteahhitlerine fazladan 632 milyon lira ödenecek. Geçiş garantisi verilen tünel ve köprüleri işleten şirketlerin gözü dolarda. Çünkü dolar arttıkça onlara garanti için yapılacak ödeme de kabarıyor. Dünya hazır giyimde sipariş iptalleri gelmeye başladı. Döviz mevduat hesabı bu arada 220, mi, 221 milyar doları aşmış. Söyleyeyim döviz mevduat hesabındaki dövizler de garantide değil. Devlet garantisinde. Devlet garantisinde ama devlet havuzunun içinde. Siz anladınız onu. Mavi dalga pariteyi hızlandırabilir demiş Biden'ın seçilmesi. Evrensele geçtik. Ya yasa çekilecek ya mücadele büyüyecek. Türk İş'e ve diske bağlı sendikalara üye işçiler kıdem tazminatı emeklilik hakkını hedef alan torba yasanın geri çekilmesi talebiyle iş yerlerinde meydanlarda eylem yapmışlar efendim. Evet. Köfte ayran istiyorum diyen kız çocuğunun karikatürünü çizmiş Sefer Selvi. İliğini kemiğini istiyorum. Marş marş. Evet. Torba yasayla işçinin son hakları da elinden alınacak. Evrensel'in manşeti bugün bu. Korkusuz dövizin yükselişi karşısında her gün fakirleşen, geçinemeyen halk böyle diyor. Yaşamak buysa eğer ölmek nasıl bir şey? Evet bir yoksulluk 2020 fotoğrafı paylaşmış. Fotoğrafta Ezgi Egemen ve Nesri'nin çalışma masası yok. EBA'daki derslerini yer yatağından takip ediyorlarmış efendim. Bundan 40 sene evvel Toros Yaylası'ndaki tek göz yayla evimiz geldi aklıma. Ama o bir yayla eviydi. Yazlıktı, şuydu buydu. Böyle fakir değildik yani en azından. Dar gelirli bir ailenin mensubuyum ama böyle bir fakirliğimiz yoktu. Goldman Sachs, Türkiye bu yıl, bu yıl dövize müdahale için 101 milyar dolar harcadı demiş. Bu para işte depreme güçlendirmeye şuraya buraya harcasaydı yaklaş, yaklaşan depremde daha az insan ölebilirdi ama ne diyelim yani. Milli Gazete dedim ya e, milli görüşün yayın organı şu anda Saadet Partisi ile devam ettiriyor yayın çizgisini. İkinci cuma oldu ses sela yok demiş. Kastettiği yer işte Kariye Camii e, açılışına bir gün kala açılışı tehir edilmiş, ertelenmiş. Bunu mesele yapmış ve manşetten bunu götürüyor. Ülkede iyi, mesele yokmuş gibi. Kariye cami açılsın, cuma kılınsın, vakit namazları kılınsın, dertler bitecek. Diyorum ya, kafa kafa değişmiyor yani. Kafa aynı kafa yani. Bugün Türkiye'de 10 tane mesele olsa biri kariye olmaz. 20 tane manşet atsan biri kariye olmaz. 40 tane manşet atsan biri kariye olmaz. Ama milli gazete ve bu zihniyet, bu düşünce Oradan Orada götürüyor hala meseleyi. Ondan dolayı iktidara esasen ee, spesifik olarak karşı değiller yani. İşte yayın yönetmeninin mesajı Mustafa Kurdaş. Kudüs'ü İsrail'e başkent yapan, 100 yılın rezaletini imzalayan, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a o rezil mektubu yazan, tehdit eden, Birleşik Arap Emirlikleri dahil birçok ülkeyi İsrail'le normalleşmeye zorlayan Siyonist Trump, ve bir başka siyonist Biden iki sionistten birini seçmek, yandaş olmak aptalca. Milli Gazete'nin genel yayın müdürü. Huzurlarınızda. Yeni yaşam yavaş yavaş bitiriyoruz. KD KDP'ye ulusal uyarı. Kürt Parti ve oluşumları KDP'yi uyararak Kürtler arası çatışmaya izin verilmemesini istedi. Burada yer yer değiniyorum. O kadar gündem kalabalık ki Kuzey Irak'ta bir şeyler oluyor. Kuzey Irak'ta özellikle Kürt gruplar arasında Ciddi bir çekişme var, çatışma var, sürtüşme var. Yeni Yaşam'da birinci sayfasından bu konuyu götürüyor. Bakalım oradaki iktidar mücadelesi nasıl şekillenecek? Kuzey Irak, e, Irak'ta e, ve Kuzey Suriye'deki e, Mezopotamya'nın kuzeyi diyelim. Ya da Mezopotamya'daki Kürt varlığı ya da Kürt iktidar mücadelesi. Ciddi bir kapışma var yani. TR724'te bitiriyoruz bugünkü manşet e, turumuzu. E, TR724 manşetinden Çin Türkiye'de infaza başladı. Uluslararası bir basın yayın kuruluşunu açıklamalarda bulunan Yusuf Amat... ...istihbarata çalışan 8-10 Uygur Türk'ünün ismini vermiş. Bu açıklamadan 3 gün sonra uğra silahlı saldırıya uğramış. O arada Çin'in verdiği, Çin Ajansı'nın verdiği ilanlar da Hürriyet Gazetesi'nde tam sayfa yayınlanmıştı. Ve... Çin'i kızdıracak bir mesajı Tayvan bayrağını koydu diye Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde Twitter'da silmişti. Türkiye inanılmaz bir biçimde Uygur Türklerini görmezden geliyor ve Çin yönetimine her alanda yeşil ışık yakıyor. Bu haberlerle yavaş yavaş kapatıyoruz. Timur Selçuk vefat etmiş. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum büyük besteci ve yorumcuydu. Üstad Minur Nurettin e, Selçuk'un oğluydu. Sen neredesin İspanyol Meyhanesi bugün yarın daima gibi unutulmaz şarkılara imza attı. Timur Selçuk besteci, yorumcu 74 yaşındaydı. Allah rahmet eylesin. O arada bir diğer gelişme Haşim Taci Eski Kosova Cumhurbaşkanı, geceyi Lahey'de cezaevinde geçirmiş, e, Lahey'deki Kosova Özel Mahkemesi Savcılığı, Haşim Taci'nin de aralarında bulunduğu dört sanığı tutuklayarak e, cezaevine yollamıştı. E, mağdurları yargılamaya katılmak için başvuru yapmaya e, çağırmış. E, çok yakın dönemin ülke lideri ve şununla hatırlanıyor, hatırlandığı konulardan biri de, Kosova'da e, bazı okullarda eğitmenlik, öğretmenlik yapan isimlerin e, Türk istihbaratıyla Haşim Taci birlikte çalışarak Türkiye'ye teslim edilmesi konusunda da orada da bir takım kirli ilişkiler kurduğu Ankara'yla. O gün de çok konuşulmuştu. Halen de konuşuluyor. Bir türlü ispatlanamadı tabii ayrı bir konu. Ama görüyorsunuz üzerinden birkaç sene geçmeden eski Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taci e, lahaydı yargılanacak. Hollanda'ya getirilerek tutuklanmış. Geceyi Kosova Özel Mahkeme Cezaevinde geçirmiş. Kosova'da operasyonlar sürüyormuş. Kosova'da 98-2000 yılları arasında işlenen savaş suçlarını araştırmak amacıyla kurulan özel mahkeme bakıyor konuya. Görüyorsunuz kimsenin yanına kar kalmıyor bu konular. Zaten Türkiye liderliğini panikleten, telaşlatan, düşündüren de bu. Bu duygularla bir yayını daha noktalıyoruz. Herkese iyi hafta sonları. Hafta sonu Erhan Başçurt'la perde arkası ve Gerçek Ekonomi Profesör Doktor İbrahim Öztürk'le Gerçek Ekonomi programları var. Turan Görür Yılmaz sunumuyla her gün yayındayız. Biz pazartesi günü tekrar buluşmak üzere, tekrar randevulaşmak üzere huzurlardan ayrılıyoruz efendim. İyi hafta sonları.